Merhaba değerli arkadaşlar. CSS derslerimize devam ediyoruz. Bu dersteki konumuz background özellikleri, yani arka plan özelliklerini işleyeceğiz. Hemen kodlamaya başlayalım. Arkadaşlar bir adet div oluşturdum. Kalan tüm işleri CSS sayfamda yapacağım. Aslında background özelliklerini işlemiştik ama bu derste çok detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Şimdi gelip burada divimi yakalamak istiyorum. Ama ondan önce bu body'de nasıl bir sislendirme yaptı onu göstermek istiyorum. Bir arka plan rengi atadım. Yüksekliğini, ekran yüksekliği yaptım. Margin'i sıfırladım. Display Flex yaptım ve şu Justify Content Align Items'larla da sayfa eklediğim bir divi yatayda ve dikeyde ortaladım. Bununla ibaret. Şimdi divimi seçip ben buna bir yükseklik bir de genişlik verebilirim. Mesela 400 piksel 400 piksel olsun. Bir de border atayalım ki sınırlarını görelim. 3 piksel solid ve red olsun. Sayfayı yenilediğim zaman bakın divim buraya geldi. Fakat arka plan rengi yok. Arka plan rengini nasıl veriyorduk? Şöyle tanımlı renklerle verebiliyorduk mesela değil mi? Tomato mesela. Daha sonrasında bu tanımlı renklerin yanında hex kodları kullanabiliyorduk. 0'dan 9'a kadar, A'dan F'e kadar tarzı şöyle renkler kullanabiliyorduk. Bunu da sağladık zaten. Bir de şöyle RGB renk kodları kullanıyorum. 0'dan 255'e kadar. Şu anda 123 diyelim mesela. Bakın şöyle bir renk geldi. Aynı zamanda buna bir opaklık değeri de verebiliyorduk. RGBA fonksiyonu verebiliyorduk. Mesela 0.5 opaklığı olsun. Bakın opaklığı da verebiliyorduk. Background color'ı bu şekilde verebiliyorduk arkadaşlar. Daha sonrasında background image. Bu özelliği de görmüştük. URL fonksiyonuyla hangi dizindeyse ona göre bir resim çekiyorduk. Mesela ne diyeyim? Sultan.jpg resmimiz var şurada. Bunu çekmek istiyorum. Kaydettim. Sayfamı yeniledim. Bakın şu şekilde geldi. Ben divimi büyütecek olursam mesela 900-600 diyeyim. Bakın bu resim bittikten sonra tekrardan yatay ve dikey eksende bunları tekrarlıyor. Yani tek bir resimle yetinmiyor. Bunda background repeat özelliğiyle ayarlayabiliyorduk. Mesela no repeat dersem hiçbir şekilde tekrarlamaz. Tek bir resim gösterir. Repeat x ya da repeat y dediğimde hangi eksene tekrarlamak istiyorsam onu yapacak. X yatay eksen olduğu için yatayda, y de dikey eksen olduğu için dikeyde tekrarlıyor. Varsayılan değer zaten repeat. Az önce gördüğünüz gibi hem dikeyde hem yatayda tekrarlıyor. Bu repeat'ten sonra attachment dediğimiz bir özellik var arkadaşlar. Bu attachment'ı nasıl işleyebiliriz? Şöyle işleyelim. Bu sayfa yüksekliğinin ekran yüksekliğini 3 katı yapalım ki bir scroll'umuz çıksın. Bakın çıktım. Şimdi sayfayla birlikte bu resmin de kaydını görüyorsunuz. Bu background attachment özelliğinin scroll olmasından kaynaklı bir özellik. Bunu ben scroll değil de kalkıp fixed yaptığım zaman bakın artık resmim burada arka tarafta sanki sabitmiş gibi şöyle güzel bir görüntü oluşturuyor. Devam edelim. Bu attachment özelliğinden sonra background position dediğimiz bir özellik var. Öncelikle background repeat'ini ben kapatmak istiyorum. Bakın şuraya gel, hatta şunu da tekrardan %100 yapalım ki scroll'umuz ortadan kalksın. Background size dediğimiz özellik arkadaşlar, bu resmin boyutunu verebiliyoruz piksel cinsinden. Mesela %50 dersem, yüzdelik kısmından verirsek şu şekilde divin yarısı kadar olur. Mesela bunu %25 dersem ve de bu background repeat'ini repeat dersem bakın 4 tane yatayda sığdı. Dikeyde otomatik olarak kendine göre ayarlıyor zaten. Bu tek parametre verdiğimiz zaman sadece şu genişliğini soruyor. Mesela ben 500 piksel verirsem bu dikeyde kendisi ayarlayacaktır. Buna da no repeat diyelim tekrardan. Dikeyini kendisi ayarlıyor. Dikeyini de ayarlamak istersem mesela onda 100 piksel dersem bakın dikeyde de şöyle 100 piksel saçma sapan bir şey olduğu için böyle bir resim çıktı karşımıza. Aynı zamanda sığdırma ve kaplama özelliklerimiz var bu background size'da. Bunu görebilmek için ne yapalım? cc.jpg'imiz var. Onu kullanalım.
Bakın orijinal boyutu bu ve tekrarlanmıyor. Şimdi ben bu background size'a contain dersem, yani sığdırma özelliğini verirsem, yüksekliği ya da genişliği ilk önce hangisi sığıyorsa ona göre sığdıracaktır. Bakın genişliği sığdığı için şöyle sığdırdım. Bu sığdırmayı şöyle şu resimde daha iyi anlayabiliriz. 2 nokta ve pi resmini çekelim. Şimdi sığdırdı. Halbuki ben bunu kaldırdığım zaman bu resim büyük bir resim olduğu için şu şekilde taşıyor. Ben bunu sığdır dediğim zaman hem yatayda hem dikeyde sığdırıyor. Olabildiğince en büyük şekilde x sınırına kadar sığdırıyor. Cover dersem de şu şekilde artık bunu yaydırdı. Bu mesela background position özelliğini işledik mi? İşte yani çimleşeceğiz galiba. Hatta onu atlamışız zaten. Background position dediğimiz özellik şurada. Bunu da önce bir konten yapalım ki bir sığdırsın. Daha güzel anlayalım. Buna da mesela center demek istiyorum. Center dediğinde hem dikeyde hem yatayda ortalıyor. Dikeyde de ortaladığını görmek için buna 300 piksel verirsem genişliğini, bakın ortalıyor. Center sadece right veya left dersem dikeyde, merkezde, sağda veya solda gösteriyor. Aynı şekilde buna mesela bottom right, bottom left değeri vererek de istediğim yerde ben bunu hizalayabilirim. İstersem de top right derim. Şu şekilde. İstediğim yere bunu konumlandırabilirim artık. Aynı şekilde piksel cinsinden vererek yatay ve dikeyde mesela x ekseninde 300 pikselde sen bunu bir şey yap dedik. 300 pikselden başlat dedik. Bakın şuradan 300 pikselden başlattı. Dikey eksende de bunu ortaladı galiba. Dikeyden de 0 dersek olması gerektiği konumunu yapar. Yok ben dikeyden de 50 pikselde başlat dediğim zaman şimdi buradan 300 piksel, buradan da 50 piksel. De göre bunu ayarlı. Çok güzel. Position'ı işledik. Attachment'ı, repeat'i işledik. Size'ı da işledik hatta. O da aradan çıkmış oldum. Şimdi gelelim background origin dediğimiz olaya. Bunu görmek için arkadaşlar bu ben background size'ımı cover demek istiyorum. Ama şu position'da sileyim ki saçımın görüntüyle karşılaşmayayım. Bunu sığdırdık şimdi değil mi? Bunu sığdırdıktan sonra arkadaşlar background origin diyelim. Ve dediğimize verdiğimiz border'ı solidler ile deşit yapalım. Ve 13 piksel yapalım. Background origin'i şimdi yazmayalım. Şu şekilde. Resim nereden başlıyor arkadaşlar? Padding'in başladığı yerden. Hatta ben buna bir içerikle gideyim ki padding nereden başlıyor ona da bir göz atalım. Engin Bucu yazdım içerisine. Ve bu dilimin rengi beyaz olsun istiyorum. Padding'i 50 piksel olsun istiyorum. Şu şekilde. Circle çıkmadan bunu 600'e 500 yapayım. Tam şekilde de sığdı aslında. Şimdi padding'im benim buradan başlıyor değil mi arkadaşlar? Yani 50 piksellik bir boşluk var. Yani background'ım padding sınırlarından başlıyor. Ben bunu değiştirebilirim. Bunu da background origin'le yapıyorum. Varsayılan değeri padding box'tır. Ben bunu content box yaparsam şimdi sayfayı yenilemeden göstereyim. Şuradan başlar. Çünkü content'im benim buradan başlıyor. Bakın gördüğünüz üzere arkadaşlar. Peki bu yatayda neden bozuldu? Ona da bir bakalım. Aslında bozulmaması lazım. Lorem çarpı 20 yapalım mesela. Bakın bu yatayda bozuldu. Bunu da birazdan background clip özelliğiyle öğrendikten sonra değiştireceğiz arkadaşlar. Biz şimdilik şuna bir bakalım. Content box yaptığımızda şu içerikten başlıyor. Bu içerikten değil de normal padding'den yaparsak bu zaten varsayılan değer. Olması gereken değeri. Bunun bir de border box dediğimiz bir olay var. O da arkadaşlar şu kenarlıklardan başlatıyor. Şuradan. Bakın yenilediğimde artık bu kenarlıklardan
resmin başladığını görebiliriz. Şimdi bunun yanında bir de background clip dediğimiz bir özellik var. Yani arka planı kırp. Yok, kırp değil de bu. Clip tam anlamıyor. Neyse. Bunda da bu üç özelliği kullanabiliyoruz. Border box dediğimizde şu kenarlıklardan resmi kırpar. Zaten kenarlıkların dışına taşmıyoruz resmi. Bunu gelip mesela padding box dediğimiz zaman artık şu şuraya dikkat edin. Padding'den kırpmaya başladığı ve kenarlıkların üstündeki resmi gözükmedi. Şimdi ben bu content box dersem şuradan kesecektir ve karakterimizin şuradan saçı gözükmeyecektir. Yani bir oynama yapmıyor. Sadece kesiyor. Bunda mesela content box dediğimiz zaman dediğimiz gibi kesti. Bakın karakterin saçı gözükmedi. Alttaki karakterin de alt tarafı gözükmedi. Demek ki taşma olayında şuraya taşmıştı. Onu da bu şekilde alabilirsiniz. Şimdi bu özellik de çok güzel. Bu özellikle birlikte ben size bir şey daha göstermek istiyorum. Mesela şurada ben adımı büyütmek istiyorum. Bunun için font size'ı kullanacağım. Mesela 5M diyeyim ki büyüsün. Hatta 5M biraz az oldu. 15 dersem şu şekilde çok güzel. Ve font family'sini de ayarlamak istiyorum. Verdana olsun. Tamam, çok güzel. Hatta şunu da content box değil de padding box yapalım. Tamam. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi ben bu background clip özelliğine text dersem ama bu şekilde çalışmıyor tabii ki de. Bu nasıl çalışıyor arkadaşlar? Şöyle gelip bunun başına --webkit- yazdığımız zaman tabii bir de şunu da yazmamız gerekiyor ayrıca galiba. Ama nasıl yazılıyor? Emin değil mi? Zaten olmadı galiba. Buna bir bakalım. Webkit background clip diyelim. Şöyle bir bakalım. Şuradan bunu kopyaladığımız zaman bunun çalışması gerekiyor artık. Bu neden çalışmıyor? Ekran orijinal isimden mi gerekiyor acaba? Şunu yapıyorduk. Çok unuttum ben onu. Color deyip bunu transparent yaparsak yani şunun şeyini color'ını şeffaf yaparsak bakın arkadaşlar arkadaki resmin şeyini aldığını görebiliyorsunuz. Yani böyle de güzel tasarımlar çıkartabilirsiniz. Daha sonrasında son olarak bizim öğreneceğimiz ne kaldı? Çoklu background image olayımız kaldı. Onda mesela şu özelliklerimi sileyim. Şunları da silelim artık ya. Bunlarla işimiz olmaz. Şunu da buradan silelim. Kutumuz var ve bunun arka plan rengi var. Çok güzel. Şimdi bunu ne yapacağız arkadaşlar? Bunlara birkaç resim daha ekleyeceğiz. Hatta ben bu dikey değil de bu cc'yi de değil. Şuradan gr var. Bu gr.png bir çağıralım. .png. Bakın sayfa boyunca tekrarladı. Yani kutu boyunca. Şunu da solid yapalım. Tamam, daha sonrasında bunlara virgül koyarak artık çoklu resim oluşturabiliyoruz. Mesela stone nokta. Tabi url ile. Stone.jpg diyebiliriz. Fakat buradaki püf nokta arkadaşlar en son hangi resim koyarsanız o arkada kalıyor. Ben bunu gelip buradan kesersem ve bunu arkaya koyarsam bu benim tik olan resmin turuncular arka tarafta kalacaktır. Yani buna dikkat göstermem gerekiyor. Background repeat özelliğini kapatırsak şu şekilde tabi virgülle bunu tek bir parametre girdiğim için bu ikisini de kapsadı.
Virgül değil, ikinci resmim için de ben yaparsam mesela onun içinde repeat diyeyim. O da tekrarlanabilir arkadaşlar. Yani bu özellikleri kaç tane background image koyduysanız o kadar virgül koyup kullanabilirsiniz. Mesela background size dersen birincisi 300 piksel olsun. Yani şu resmin 300 piksel olsun. Virgül dedim. Diğeri de 75 piksel olsun. Bakın gördüğünüz gibi. Ben buraya bir tane daha koyabilirim. Gelip bu da en arkada olmasını istemediğim için gelip buraya URL ile bu da neredeydi o resmimiz? Kar nokta. Şu resmimizi koyalım ve bunları da artık verelim. Buna da no repeat vermek istiyorum. En başta olduğu için şu şekilde yaptım. Ve bunun da genişliği 300 piksel olsun. Şöyle bir bakalım. Artık araba resmi de geldi buraya. Hatta bunları position'da da ayarlayabilirim. Yani istediğim gibi yapabilirim artık. Mesela birinci resmi right ve bottom'da olsun. İkinci resmi left ve bottom'da olsun. Üçüncü resminde hangisi şu şeyin dikimde center olsun. Hatta onu da no repeat yapayım. Hepsi no repeat olduğu için tek bir seferde kullanabilirim. Bakın gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bir dördüncüyü de eklersem bu da en arkada olacaktır. Buna da mesela ne diyelim? Decay nokta. Yani istediğiniz kadar arka plan atayabilirsiniz arkadaşlar. Bu da no repeat olsun. Background size'ı bunun cover olsun artık. Cover'ı kullanayım. Ve bunun da position'ı center olsun. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar 1, 2, 3 ve 4 tane arka plan resmini kullanmış olduk. Diğer özellikleri de sizlerle işledik arkadaşlar. Umarım aklınızda soru işaretleri kalmamıştır. Diğer ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi kodlamalar.